İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları aralıksız sürüyor. Gece saatlerinde Beyrut merkezindeki bir sivil yerleşim noktasına hava saldırısı düzenlendi ve en az 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine hedef aldı. 8 katlı binaya hava saldırısı düzenlendi. Bina yerle bir oldu. Saldırı sabah 4 sıralarında gerçekleşti. Basra bölgesi El Mamun Caddesi'ndeki bir bina en az 4 füzeyle vuruldu. Moloz yığınına dönen binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hayatını kaybedenler var. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana geldi. İsrail ordusu Beyrut'un merkezindeki saldırılar öncesinde bölge sakinlerine tahliye uyarısında bulunmadı. Bu, İsrail'in bu hafta Beyrut merkeze düzenlediği 4. hava saldırısı oldu. İsrail ordusu saldırıda Hizbullah komutanı Muhammed Haydar'ın hedef alındığını açıkladı. Haydar'ın akıbeti ise bilinmiyor. Lübnan'ın güneyi ise güne bomba sesleriyle uyandı. İsrail ordusu Nebatiye ve El Bayada'yı hedef aldı. Ard arda saldırılar düzenlendi. Vurulan binalardan çıkan yoğun duman etrafı kapladı. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir plajdaysa İsrail İHA'sı sahildeki balıkçıları vurdu. İki balıkçı hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Baalbek ilinde Dar el Amal Üniversitesi Hastanesi yakınlarındaki bir binaya da hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda hastanenin müdürüyle 6 doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Lübnan'daki BM barış gücü de bir kez daha hedef alındı. Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki BM üssüne 2 roket atıldı. Saldırıda 4 İtalyan askeri hafif yaralandı. İtalyan kaynakları olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.